Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki bir LGS 24 kapına tekrardan sıfırdan başlamış bulunmaktayız. Ve ilk olarak çarpanlar ve katları anlattık arkadaşlar. Çarpan nedir? Bölen nedir? E, asal sayılar nelerdir? Bunlarla ilgili sorular nasıl karşınıza çıkacak? Bunların hepsini tek tek konuştuk. Bakın bizler şöyle yapacağız. Hızlı gideceğiz. Ve hızlı gittikten sonra konuları bitirir bitirmez yeni nesil kolay orta zor şeklinde patlatacağız ve karşınıza LGS 2024'te neler gelebilir? LGS'de karşılaşabileceğiniz sorular nelerdir? Onların hepsini sizlerle beraber konuşacağız arkadaşlar. Ayrıntılarıyla, taktikleriyle sizlerle beraber olacağız. Bugün EBOB EKOK işleyelim diyorum. EBOB ekok, EKOK konuşamıyorum. EBOB, EKOK ve aralarında asal sayılar işleyelim ve Bugün de bunları bitirdikten sonra sizlerle beraber çarpanlar ve katlarla ilgili kolay orta zor şeklinde sorularla bitirelim bu işi. Anlaştık mı? Anlaştık. Gelsin mi sorular? Gelsin bakalım. Evet. Tabii ki sizler de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Peki. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi ben Tabii ki hemen hazırlıklarımı yapıyorum. Kalemimi aldım, tabletimi, grafik tabletimi böyle önüme çekiyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Haydi bakalım, başlayalım. Ya bu ile EKOK neymiş arkadaş? Bu yani en önemli konulardan biri bak söylüyorum ha. Şişt, en önemli konulardan biri dikkat. Artık sizlere demir sorular, bronz sorular, altın sorular hazırlıyorum arkadaşlar ve işin içinden çıkamayacaksınız söyleyeyim. Gerçekten de zor sorularla karşılaşacaksınız. Burada değil konular bittikten sonra karşılaşacaksınız. Peki. Haydi bakalım soru çözelim. İlk önce tanımamız neymiş? Demişiz ki 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne evet bu sayıların en büyük ortak bölen nedir? En büyüğüne zaten bakıyoruz. En büyük ortak bölen denir ve ve o muhteşem Ebob geldi karşımıza arkadaşlar. Yani Ebob diyeceğiz. En büyük ortak bölen. İki tane bak. Tanım bize çok şey öğretiyor aslında. Biliyor musunuz? Diyor ki iki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne diyeceğiz. Hmm. Bak demek ki ortak bölenleri var. Biz bunun en büyüğünü bulmaya çalışacağız. Ebob. Tamam. Peki bakalım Demir sorumuz ne istiyor bizden? Demişiz ki 36 ve 42 sayılarının ebobunu bulalım. Yani ebob nasıl bulunuyor abi? Yani ben ebob senden soruda ebob istediğinde sana sen o soruyor. O ebobu nasıl bulacaksın? Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Geliyorsun buraya kocaman 36 ve 42'yi yazıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, Hı, ben buna ben size bir şey öğretsin biliyor musunuz? Asal algoritmaları e, ayırma yani asal çarpanları ay ayırma algoritması öğretmiştim hatırlıyor musunuz? Bakın aynı mantık. Geliyorsun buraya bir çizik çakürsün. Böyle bir çizik çakürsün. Ve yamuk çizmeyelim tabii ki. Ben hemen böyle düzelteyim çizgimi arkadaşlar. Hop. Oba. Biraz kalın oldu ama olsun. Peki. Ben baktığımda burada yapmam gereken şudur arkadaşlar. 36 ve 42'nin EBOB'unu bulacağım ya. En büyük ortak bölenini bulacağım. O zaman ben diyorum ki bu iki sayıyı bölen sayılar nelerdir şeklinde söylüyorum. Hemen en küçük asal sayıdan başlıyoruz. Diyoruz ki ben bir bunları ikiye böleyim. Hemen geldim buraya. İkiye bölüyorum. Herkesi de ikiye bölünebiliyor mu? Evet. Ne öğrenmiştik biz? Dedik ki ikiye bölünebilme kuralında 6 ve 2 olduğunda sayıların sonu çift olduğu için ikiye tam bölünebilir. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Hemen direkt buraya 18 yapıyorum. Burası da 21 olacaktır. Tamam mıdır? 2'ye <laughs> böldüm çünkü. Hatta bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, diğer videoda 124'ün şeyini bulurken asal çarpanlarını bulurken şöyle yapmışım 2'ye bölmüşüm. Buraya 63 yazmışım sanırım. Sanırım yanlış yazmışım. <laughs> e, 62 olacaktır. 2'ye böldüğümde 31 olacaktır burası. Burası da 31 olacaktır. 2 2 31 olması lazım. Değil mi? Yanlış yapmadıysam yine. 6 var, 2 var. 6 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Aynen bu şekilde olacaktır. Onu sanırım gözden kaçırmış olabilirim. Onun için özür diliyorum. Orayı düzeltebilirsiniz. Peki devam edelim diyelim ki 18 ve 21. 2'ye bölünebilirim. Dur. Bak dur. Burada durman gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü diyorsun ki bu iki hepsini böldü. O zaman ben bunu tutsak olarak alacağım. Ne yapacağım? Burada o. Benim işime yarayacak. Çünkü o böyle şey bir elit bölen gibi düşün. Ama elit bölen. O elit bölenleri alacağım. Kullanacağım. O zaman diyorum ki ben iki bunların ikisini tamamen böldüğü için elit olarak almak gerekiyor. Tekrar ikiye böldüğümde bak burası 9 oldu. Bak burası 21 değişmedi. Değişmediyse o zaman bu benim için elit değil ya. Bu işimize yaramaz. At çöpe gitsin bunu. Attık çöpe. Sonra 2'ye bölünebilmek bitti artık. O zaman 3'e bölünebilmeyi kullanıyorum. 3'e böldüğümde burası 3 olur. Burası 7 olur. Aha na bir tane daha elit buldum arkadaşlar. Neden? Çünkü bak ikisini de böldü. Hop 3 oldu. Hop 3 7 oldu. Değişti. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Tutsak olarak aldım. Kullanacağım çünkü işime yarayacak. Peki bakıyorum 3'e bölebilir miyim? Şimdi böyle bir şey var. 3 ve 7 var ya aralarında asal demek. Bunu da göreceğiz. Aslında Milliyetim kazanımları aralarında asalı sona bırakmış. Aslında biz asal sayılardan sonra aralarında asal sayıları işlememiz daha mantıklı olacak. Yani Ebu Pekok'tan önce işlemek daha mantıklı olacaktır. Ama Milliyetim Bakanlığı'nın sıralamasına göre biz ilerliyoruz. Peki baktığımda 3 ve 7 var. 3'e böldüm. Burası 1, burası 7. Bölmediği için almıyorum. 7'ye böldüm. Burası 1, ikisini bölmediği için almıyorum. O zaman ben diyorum ki... Ben bu elit iki taneyi alıyorum. işime yarayacak olanlar, kaliteli olanları aldım bölenleri. Sonra 2 çarpı 3 diyerek diyorum ki ben 36 ve 42'nin EBOB'u EBOB 36 ve 42 kaçmış? Hep beraber söylüyoruz. 30 ne 36 yahu 6'ymış. Anlaşıyor muyuz? Yani bu iki sayıyı en büyük bölen sayı 6. Altını çiziyoruz. En büyük bölen 6'ymış. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabii ki bunun başka bölenleri de vardır. Mesela 1 ikisini tam böler. 2 İki mesela ikisini tam böler. 3 mesela ikisini tam bölebilir. Ama en büyüğünü sorduğu için biz en büyüğünü buluyoruz. En büyüğünü bulmak da bu şekilde. Peki bronz soru gelsin karşımıza. Hadi bakalım bronz soru gelsin. Diyoruz ki bir çiçekçide 120 kırmızı 140 beyaz karanfil vardır. Tamam. Farklı renkteki karanfiller birbirine karıştırılmadan eşit sayıda. Hmm. Bak, eşit sayıda dediği için diyeceğiz ki, hı, o zaman burada bir böyle eşitlik yakalayacağız, tamam. O zaman bu eşitlik kısmında e, bir EBOB kısmı yakalayabilirim. Neden dersen, bak, diyor ki karanfil içeren buketler yapılacaktır. Buna göre en az kaç buket elde edilir? <laughs> bak, şurası çok önemli farklı renkteki karanfiller birbirine karıştırılmayacak. Yani şöyle düşün. 120 yani kırmızı ile beyazı karıştırmayacağım ama ikisinden de eşit miktarda olması gerekiyor. O zaman ben diyeceğim ki AB ve 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 dikkat dikkat en azını soruyor. En azını sorduğu için o zaman ben burada ne yapmam lazım? Bunların EBOB'unu en büyük ortak böleni bulmam gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman ben geliyorum. Diyorum ki 120 ile 140'ın ebobunu bulayım. Bakın burada 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl gitme. Çakal ol çakal kafayı çalıştır. Bizde artık pratikleştirmek lazım değil mi? Hemen diyorum ki aa bak buradaki sıfırları gördüm. Öğretmenim e, o zaman bu iki sayıda direkt 10'a bölünebilir mi tam? Evet direkt 10'a bölebilirsin bunları. Sıfırları yok edebiliriz. Ne yaptık? 10'a bölündü mü? Bölündü. Ne yapıyorum ben? Hemen bunu elit olarak aldım. Yuvarlak içerisine aldım. Peki 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm. Burası 6 oldu. Burası 7 oldu. O zaman bak bu da elit oldu değil mi? Bu da tam böldü ikisini. O zaman bunu da yuvarlak içerisine aldım. Ondan sonra bakıyorum 6 ve 7 tam artık böleni yok. Başka böleni yok. Birden başka böleni yok. Ama ben devam ediyorum. 2'ye böldüğümde 3 olur. Burası 7 olur. Sonra 3'e bölüyorum. Burası 1. Burası 7. Sonra 7'ye bölüyorum. Burası 1. Hmm. Bunlar benim için me yaramıyor. Benim işime yarayacak olanları ben zaten elit olarak aldığım için işaretledim. O zaman ben diyorum 2 ve 10'u aldığım için 2 ile 10'u çarptığımda 2 çarpı 10'dan bana neyi verecektir? 20. Bu bulduğum 20 nedir? Buketteki bir tane buketteki karanfil sayısıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki mesela bana şöyle sorsa Zaten öyle sormuş. Demiş ki kaç buket elde edilir? Şimdi bir bukette 20 tane var ise o zaman ben ne yapıyorum? Kırmızıdan 120 olduğu için hemen geliyorum şuraya 120'yi 20'ye bölüyorum ki kırmızılardan kaç buket olayım? Sıfırları götürdüm. 12'yi 6'ya 2'ye bölersem 6 yaptım. He, kırmızılardan 6 tane elde ettim. Peki bir de ne yapmam gerekiyor? Bir de bu bakalım beyazlardan ne bulacağız? Evet 140'ı 20'ye bölüyorum bu sefer. Gitti gitti. O zaman 7 kere 2'den 14 geldi. 0 0 koydum. He öğretmenim. Ne yapıyorsun öğretmenim? 7'yi niye karaladın öğretmenim? 7. O zaman ben diyorum ki 6 burada 7 burada. E bunları toplamam gerekiyor. 7 artı 6'dan 13 tane buket olması gerekiyor diyeceğim. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Zor mu? Değil. Peki devam ediyorum. Bronz soruya devam. Evet, karşınıza bu tür soru çıkabilir arkadaşlar. Dikkat. Peki. Bakıyorum. K'nin değerini vermiş 2 üzeri 3 3 üzeri 3 5 üzeri 3 diye vermiş. L'nin değerine bakıyorum 2 üzeri 2 3 üzeri 1 5 üzeri 2 olmak üzere. K ve L sayılarının EBOB'unu sormuş. Burada bir taktik var. Öğretmenim ben bunların hepsini hesaplayayım. İşte 2 üzeri 3 8'dir. İşte 3 üzeri 3 e, 27'dir öğretmenim. Ben bunları çarparım, Sonra K'yi bulurum. Hayır kurban olayım. Sakın böyle yapma. Neden? Çünkü burada bir taktik var. Gerek yok kafayı çalıştıracağız. Hemen diyoruz ki bakalım bakalım bakalım. EBOB neydi? En büyük ortak bölendi değil mi? İki sayıda da Ortak olanları bulman gerekiyor. Senin ilk önce yapman gereken bu. Tamam mı? Sesim çok mu yüksek çıktı? Tamam. Biraz alçaltıyorum. Peki. 2 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 3 ortak, 5 ortak, 5 ortak. Şimdi hepsi ortak. Peki. Ortak olanların en küçük olanları alıyoruz. Mesela 2 üzeri 3, 2'ler ortak ya bak bu 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2'den büyük olduğu için ben buradaki küçük olan 2 üzeri 2'yi alıyorum. Hemen geldim 2 üzeri 2'ye aldım çarpı 3'ler ortak olduğu için 3 üzeri 1 ortağını alıyorum. 3 üzeri 1 çarpı. 5'ler ortak olduğu için 5 üzeri 2'yi alıyorum. Sonra bunları çarpıyorum. 2 üzeri 2'den ne gelecektir? 4 gelecektir. Çarpı 3 üzeri 1'den 3 gelecektir. 5 üzeri 2'den de 25 gelecektir. Hemen bakıyorum. Bunda bunu topladığımda 7 yapar. 25 ile 7'yi toplarsam 32 yapacaktır. Doğru müdür? Doğrudur. Peki. 32 buldum. Hmm, e 32 32'ymiş. Peki mantığı ne hocam? Neden böyle bir şey yaptık? Bakın şöyle bir şey düşünüyoruz. Diyoruz ki hani yukarıda yaptık ya bak şurada yukarıda yaptık ya. Ne yaptık? 2 ve 3. Şimdi bak normalde ben bunun bak şu bunu 36 ve 42'yi böldüğümde şöyle olmaz mı? 2'den kaç tane var? Bak 2'den kaç tane var? 2 üzeri 2 tane var. Doğru mu? Doğru. 3'ten kaç tane var? 3 üzeri 2 tane var. 7 üzeri 1 tane var. Ama şöyle ikisini ortak böldüğü için ikisini ortak bölen ne var? 2 var. Hatta şöyle öğreteyim ben size göstereyim. Mesela 36'yı ben bu şekilde böleyim. Bak 36'yı bölüyorum. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Mesela ben 36'yı nasıl yazarım? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 diye yazdım. Peki bir de 42'yi yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım mı? Hadi 42'yi de şuraya yazalım. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bak bunu nasıl yazıyorum? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Bak burada ortak olanlar neler? 2'ler ortak değil mi? Bir de 3'ler ortak. E bakıyorum. Bunu bölen sadece 2 var. Bir tane 2 var. Bunu bölen 2 tane 2 var. Ama bir tane 2 olması gerekiyor. İkisinin ortak bölebilmesi için. O yüzden küçüğünü aldık. Anlaşıyor muyuz? Bence anlaştık. Peki EBO bu kaçtır demişiz 32 olacaktır. Evet bronz sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar uzunlukları 40 metre. 40 metre ve 50 metre olan. Şimdi burası bizim için kısa kenarımız olsun 40 metre diyelim. Şurası da bizim için uzun kenarımız olsun 50 metre diyelim. Sonra dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Köşelere de birer ağaç gelecek şekilde en az kaç ağaç gerekmektedir. Bakın burada ebob kok mu? Bunu karıştıra karıştırmamak adına şunu düşüneceksin diyorsun ki bahçenin etrafına eşit aralıklarla He, o zaman bak buradaki aralık da eşit olacak buradaki aralık da eşit olacak doğru mu yani hem uzun kenar eşit olacak hem kısa kenar eşit olacak ama biri 40 metre diğeri 50 metre o zaman ben diyeceğim ki bu ikisini de ortak bölen bir sayı lazım en büyüğünü neden alıyoruz çünkü bana diyor ki en az kaç ağaç gerekmektedir diyor. Soruyu okumamız gerekiyor. Eğer soruları güzel düzgünce okursak, sakin olursak zaten biz soruları çok rahat çözeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Haydi bakalım devam ediyoruz. Demiş bu şekilde değil mi? O zaman yapmamız gereken ilk şey ne? Evet, i̇lk önce hocam dua ediyoruz. Allah'ım sen bana doğruyu göster falan. Hayır öyle bir şey yok. İlk önce ne yapman gerektiğini düşünmen gerekiyor. Okudun. Dedin ki he bu soru ebob sorusu. O zaman ben ebob almam lazım. Peki neyin ebobunu almam lazım? Tabii ki kenarların ebobunu alacağım ki o mesafeyi bulayım. Eşit aralığı bulayım. O zaman ben geliyorum hemen 40 ve 50'nin ebobunu alıyorum. Şöyle 40 ve 50'nin ebobunu alacağım. Çizgimi çektim. Sonra diyorum ki haydi bunları ikiye böleyim. Gerek yok. Bak ikisinde ortak ne var? Sıfır var. O zaman direkt 10'a bölebilirsin. 10'a böl şu sıfırlardan bir kurtul. Sonra 2'ye böldüm. Burası 2. Burası 5. Aa ikisini bölmedi. Bu benim için ne? Evet elit bir sayı değil. Ama bu elit ikisini böldü. 2'ye bölüyorum bu 1 bu 5 ı ı bu da benim işime yaramadı dıt 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 olmadı. Sonra 5'e bölüyorum burası 1 burası 1 evet bu da işe yaramadı. O zaman ben diyorum ki 40 ve 50'nin ebobu 10'dur bulduğum o 10 aslında mesafe ağaçlar arası mesafe. Çünkü diyor ki bir bahçenin etrafın eşit aralıklarla ağaç dikilecek diyor ya. Öncelikle zaten senin o ağaç mesafesini bulman gerekiyor ki ondan sonra sayısını bulabilelim. E ben diyorum ki ağaç mesafesi 10 metre. Yani buradan başladık kenarlara da dikileceği için buraya kadar 10 metre oldu. O zaman buradan buraya 2 tane oluştu. Buradan baktığımızda 50 metre olduğu için bakıyoruz 10 metre burası. Sonra bir 10 metre daha burası. Sonra bir 10 metre daha burası. 10, 20, 30, 40 ve 50. Tam böyle simetrik olmadı ama ve lakin idare edin tamam mı? Baktım. Burası 10 metre. 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 10, 20, 30, 40, 50 metre. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman baktım üst tarafa kaç tane ağaç diktim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağacımız var. Temiz. Sonra diyorum ki Aşağı tarafa giriyorum. 40 metre olduğu için her biri 10 metre aralıklarla oldukları için o zaman ben ne yapıyorum? Buraya baktığımda bir 10 yazdım. Buraya baktığımda bir 10 yazdım. Buraya baktığımda bir 10 yazdım. 10, 20, 30 ve 40. Köşelere geleceği için de buraya da köşeyi de çizmem gerekiyor. Peki baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Devam ediyorum. 7, 8, 9, 10 tane oldu mu? Oldu. Sonra arkadaşlar bir de bu tarafa sağa doğru devam ediyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Bakıyorum 10, 20, 30, 40, 50 oldu. Buraya da köşede gelmesi gerekiyor. 10'du. 11, 12, 13, 14, 15. 15 burada bitti. Burayı da saymıştım. Burayı da saymıştım. 15. Sonra 1, 2, 3 aralıkları yaptım. 15, 16, 17, 18. Peki hocam biz her seferinde böyle mi sayacağız? No 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 hayır. Yapman gereken şudur. Çevreyi hesapla. Ne yapıyorsun? 50 metre burada var. 40 metre burada var. Toplamda 90 metre. E şimdi 90 metre burada var ama buralar da bizim çevremiz değil mi ya? Bunları niye soyutluyoruz kardeşim? Orası da bizim çevremiz ya. O zaman onları da alacağız. O zaman 40 metre burada var. E 50 metre de burada var. 50 100 180 metre oldu toplamda çevre. Diyorsun ki 180 metrelik çevreyi ben EBOB'a bölersem kaç tane ağaç diktiğimi bulurum. Hemen buradan tak tak götürdüm. O zaman ne diyeceğim? 18 tane ağaç dikileri diyeceğim arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani bu şekilde düşünmenize gerek yok. Çevreyi hesap ilk önce yapman gereken ağaçlar arası mesafeyi bulmak. Ağaçlar arasındaki mesafeyi bulduktan sonra çevreyi ağaç mesafesine bölersen Kaç tane ağaç olduğunu bulursun. Evet, devam ediyoruz. Bu benim için EBOB'tı. Bakalım EKOK nedir abi? Tamam, bunun kardeşi EKOK var. Tamam, bu bizim için EBOB büyük abi. Bir de kardeşe gelelim, EKOK'a gelelim. EKOK dediğimiz şudur aslında. Diyoruz ki iki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. En küçük Ortak kat denir ve o muhteşem ekok. Allahım e okulu -ok. e -ok yazacaktım. Ekok. Ekok. Adı üstünde ekok. Yani en küçük ortak kat. Tamam mı? Tamam. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım ekok nasıl alınır. Bak. 36 ve 42 sayılarının ekokunu bulalım. Haydi bulalım. Şimdi öncelikle en küçük ortak kat dediğimiz için şöyle düşünün. 36'nın ve 42'nin ortak katlarını alacağız. Ama öncelikle bak küçük sayılardan ben anlatayım sana daha mantıklı olur. Daha güzel anlarsın tamam mı? Bak geliyorum diyorum ki mesela 3 ve 4'ün ekokunu alacağım tamam mı? EKOK dediğimiz neydi? İkisinin en küçük ortak katıydı. Tamam mı? Evet artık Dersleri böyle sessiz anlatacağım. Neden? Çünkü e, çok ses çıkarınca veliler diyor hop sesi kıs biraz ya çocuğum falan diyenler oluyor. O yüzden sessiz konuşuyoruz tamam mı? Kimse duymasın bizi. Özel çünkü bunlar. Bunları herkes öğretmeyecek sizlere. Evet. <laughs> tamam. Şimdi bak diyorum ki 3 var burada 4 var burada. He, hemen 3'ün katlarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. Peki mükemmelsin hocam harikasın çok güzel gidiyorsun. Peki dördün katlarını yaz hocam. 4, 8, 12, 16, 20. En küçük ortak kat dediğimizde bakıyorum 3 var 3 var mı burada yok. 6 var mı yok. 9 var mı yok? 12. He. O zaman bu iki tane sayının en küçük ortak katı 12'dir diyeceğiz. O zaman bunun başka katları olabilir mi? Tabii ki olabilir. 12 olabilir. 24'te de bunlar birleşebilir. Sonra 30, 6 değil mi? 3 kere yaparsak 36'da da bunlar birleşir. Yani biz sadece en küçük ortak katını bu şekilde bulabiliyoruz. Veya diğer taktik şudur. Hocam bu zor ya. 36'nın sürekli katlarını ben nasıl alacağım? Evet haklısın. Küçük sayı olsa hocam ben alırım. Eyvallah da 36 ve 42'nin katlarını al da al bitmez ki. Evet doğru. O zaman diyorsun ki 36 ve 42'yi güzelce yazıyorsun. Sonra bir çizgimizi çakıyoruz biraz bekleteyim. Aa bu niye düzelmiyor? Neyse hop. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben özürlüyüm galiba ya. Yazı yazma özürlüsü olabilirim. Tamam. Peki. Sonra diyorum ki ikiye böleyim. İkiye böldüm. Bak burada her böldüğüm benim için elit ha. Tamam mı? Ekok'ta her böldüğüm sayı benim için elit. Dikkat elit. Hepsini almam gerekiyor. Elit bu sayılar. Peki. 36 ve 42. 36'yı 2'ye böldüğümde 18, 21. EBOB'da ne yapıyordum? Bu ikisini böldüğü için alıyordum değil mi? Ama EKOK'ta hepsini alacağız arkadaşlar. 2'ye böldüğümde 9, 21. 3'e bölüyorum 3, 7. 3'e bölüyorum 1, 7. 7'ye bölüyorum 1. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Hepsi benim için artık elit. Hepsi benim için kullanılacak köleler. Bu köleleri kullanacağım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hepsini kullanıyorum. 2, çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7 diyorum. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. Bir de 7'yi ekleyelim. 9 kere 4 36. 36 ile şöyle 7'yi çarpalım. O kadar zeki değilim ya. Yapmayın ya. Evet buradan bir 42'yi elde ettik. 7 kere 3 21. 25. 252 mi yaptı? O zaman bunun ekoku 252 yapacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi buradaki farka bakalım. Ebob ve ekok farkına bakalım. Ebob neydi? Ekok neydi? Bakın arkadaşlar. Ebob'da sadece ama sadece ikisini ortak bölen sayıları aldım. Sadece ikisini ortak bölen ne vardı? Burada 2 vardı. Burada da 3 vardı. Ama ekokta bütün sayıları ne yaptım? Kölem yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini ben ne yaptım? Kullandım. Bunların eee elin ekmeğin ne deniyordu ona neyse tamam kullandım ben bunları tamam mı o yüzden ekok bizim için tüm sayıları alıyoruz çarpıyoruz da sadece ortak bölenleri alıp çarpıyoruz peki bir de ekokun bronz sorusuna bir bakalım neymiş bu bronz soru biraz daha büyüteyim diyoruz ki abi Abi, abi, abi. Bak Hasan var. Yakışıklı, karizmatik Hasan. Cevizlerini 12'şer ve 15'er saydığında her defasında bir ceviz artıyor. Buna göre Hasan'ın en az kaç tane cevizi olduğunu bulalım. Peki, şimdi Hasan var ve cevizleri var değil mi? E ve bunlar 12'şer ve 15'er. Elde ediliyoruz. E, baktığımda arkadaşlar, 12 12'şer ve 15'er olduğu için e, hemen bakıyorum. Burada taktik şu. Artıyor demesi benim için şu bir cevizi görmemenizi isteyeceğim. Tamam bu bir ceviz artıyor, artıyor, azalıyor, azalıyor hikayesi yok. O yokmuş gibi düşüneceğiz. Diyeceğiz ki böyle bir şey yok. İşlemi bitirdikten sonra gelip buraya artıyorsa ekleyeceğiz, azalıyorsa çıkaracağız. Hemen bakıyorum. 12 ve 15 dedik, değil mi? Bunun neyi varmış? 12 15 burada arkadaşlar 12'şer ve 15'er dediği için şöyle düşün bak. Cevizlerimiz var ve ben bu cevizlerin 12'şer de saysam o cevizleri elde edebiliyorum. 15'er de saysam bu cevizleri elde edebiliyorum. Yani ceviz sayısını elde edebiliyorum. O zaman şunu düşünmem gerekiyor. He bu sayı o zaman bu ceviz sayısı o zaman hem 12'nin hem de 15'in katı olması gerekiyor diyeceğim. Bu şekilde düşündüm. O zaman diyorum ki ben 12 ile 15'in ne yapmam gerekiyor? Ekokunu almam lazım. Çünkü ikisinin ortak katını alacağım ve bana en azını sorduğu için bak kesinlikle bunun belirtilmesi gerekiyor ekok olabilmesi için. En az kaç tane ceviz olduğunu bulabilmek için bunların en küçük ortak katını bulmam gerekiyor. O zaman ben 12 ve 15'in ortak katını buluyorum. 2'ye böldüğümde burası 6, burası 15. 2'ye böldüğümde burası 13, burası 15. 3'e böldüğümde burası 1, burası 5. Ve 5'e böldüğümde 1. Ondan sonra ne yapıyorum ben bunu? 2, 2, 3 ve 5'e alıyorum çarpıyorum. Hemen çarpacağım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 yapıyorum. 2 kere 2'den 4. 3 kere 5'ten 15. 4 çarpı 15'ten 60'ı elde ediyorum. He, o zaman ben diyorum ki ekok 12 ve 15'in ekoku neymiş? 60'mış diyorum. Tamam. Ama burada iş bitti mi? Hayır. Neden bitmedi? Çünkü arkadaşlar bana diyor ki her seferinde bir tane ceviz artıyor diyor. O zaman ben bu artışı sonrasında artı 1 olarak buraya eklediğimde toplamda 61 tane cevizi vardır diyeceğim. Çünkü ben 61'i 12'ye bölersem eğer bir tane ceviz fazla kalır. 15'e de bölersen bir tane ceviz fazla kalır. O yüzden bu tür sorularda artıyor azalıyor görmeyeceksin. Bunların ekokunu alacaksın. Eğer artıyor derse arttıracaksın. Azalıyor derse de çıkaracaksın. Bu kadar mantıklı. Bu kadar mantıklı ne ya? Bu kadar basit yani. Evet bron soru devam. Bu bron soruydu değil mi? Bron sorulara devam. Heh bakın. Şimdi biz birin üçüncü kuvveti ne ya? Bu arkadaşlar şurası şöyle olacak. Şunu çizelim. Üçün ikinci kuvveti olacak burası. Tamam bu yanlış oldu galiba. Birin üçüncü kuvveti ne? kurban olayım. 3'ün ikinci kuvveti tamam. Şimdi olmak üzere A, B, A ve B sayılarının ekoku kaçtır? Bak EBOB'da ne yaptık kurban olduklarım? Dedik ki hocam ben bunların en küçük ilk önce ortaklarını buldum. Sonra ortakların en küçüğünü aldım. Çünkü en büyük bölen sorduğu için. Burada kat sorduğu için bu sefer ortakları yine buluyorum. 2-2, 5-5, 3-3 ortak. Sonra diyorum ki he, bunların en büyüklerini alıyorum. Çünkü her böldüğümüzü alıyorduk ya kokta O yüzden ben diyorum ki o zaman B'den 2 üzeri 3'e aldım. 2 üzeri 3 çarpı. 3 ortağı vardı. B'den yine 3 üzeri 2'yi alıyorum. Büyük olan oydu çünkü. 5 ortağı vardı. Buradaki 5 üzeri 2'yi aldım. Büyük olanı. Peki öğretmenin buradaki 7 ne olacak? Arkadaşlar bu 7 de yine bölüneceği için o çizikte o bölümü sağlayacağı için buraya eklememiz gerekiyor. Evet bizim ekokumuz nedir? O zaman bu şekilde ekokumuzu gösterebiliriz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Peki bron sorumuz devam. Diyoruz ki iki öğretmenden biri 8 günde bir, diğeri 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki öğretmen aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Şimdi iki tane öğretmen düşünüyoruz. Hasan Hoca'yı düşünebilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Nöbet tutuyor. Kaç günde bir? 8 günde bir. Diğer öğretmeninize düşünün. 6 günde bir nöbet tutuyor. O zaman ben diyeceğim ki, Hmm, bak. Aynı gündür. Aynı gün. O zaman ben bu iki tane sayıyı ortak bir noktada buluşturmam gerekmiyor mu? Damara bağladım. Gerekiyor değil mi? O zaman ben bunu ne almam gerekiyor? Aferin be. Süpersiniz. arkasınız. Ekok. İşte yenilmezler tayfa bu ya. İşte yenilmezler tayfa bu. O liseler kazanılacak kardeş. Öyle böyle kazanılacak yapacak bir şey yok. Peki. Aynı gün dediğini yakaladık. Aynı günden kaynaklı soruyu yakaladık dedik ki o zaman bu ekok olması gerekiyor. İkisinin ortak kasını almam gerekiyor dedim. O zaman diyorum ki 8 ve 6'nın ekokunu alayım. 8 ve 6'nın ekokunu alıyorum. Çizdim aşağıya. 2'ye böldüğümde burası 4 olur. Burası 3 olur. 2'ye böldüğümde burası 2 olur. Burası 3 olur. 2'ye böldüğümde burası 1 olur. Burası 3 olur. 3'e böldüğümde 1 olur. Hemen bunları ne yapıyorum? Kullanıyorum. Bunlar benim artık kölem. Ne yapıyorum bunları? Köleleri kullanıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Hemen baktım 3'ünü çarptığımda 8 elde ettim. 8 kere 3'ten de 24'ü elde edebiliyorum. Peki o zaman ekok olarak baktığımda ben ekok 8 ve 6'nın ekoku neymiş? 24 imiş. Bu 24 ne? Demiş ki bu iki öğretmen aynı gün nöbet tuttuğundan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Bak 24 gün geldiğinde 8 gün ve 6 günlük olan öğretmenlerin nöbetleri aynı anda da denk gelir. 24 günde bir. Neden? Çünkü bak 8'in katlarını alıyorum ben. 8, 16, 24. 6'nın katlarını alıyorum. 6, 12, 18, 24. Bak 24'te ilk olarak 24'te yakalandılar. Sonra bir 24 gün sonra tekrar yeniden bunlar aynı gün nöbet tutarlar. Her 24 günde bir bunlar ne yapacaktır? aynı anda nöbet tutacaklardır. O yüzden cevabımız 24 olacaktır arkadaşlar. Peki aşağı iniyoruz ve bir aralarında asallı sayılar kısmına bakıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim mi bak. Şuradaki noktalamanın hiç şey ay 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 hiç kesinlikle kopya vermedim bakın. Kesinlikle burayı doldurabilmen için yukarıda falan bilgiler yok yani anladın mı? Kesin yani. <laughs> evet. Direkt cevabı yazmışız. Evet. iki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal denir. Yani birden başka ortak böleni olmayacak arkadaşlar. Şey gibi düşün mesela. İki tane arkadaşsanız tamam mı? İki arkadaşsınız hiçbir özelliğiniz birbirinizi tutmuyor. Sadece saçınız var mesela örnek veriyorum tamam mı? Bir ortak noktanız var. Sadece bir tane o da bir mesela. Başka hiçbir ortak noktanız yok. Yok yok siz aralarında asalsınız. Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Ayrılın falan diyormuşum. Peki bunun özellikleri var arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki bir ile bütün pozitif doğal sayılar aralarında asaldır. Asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır. Mesela neydi? 2 ve 3 asaldı bunlar. Mesela 2 ve 17 asaldı ve aralarında asaldır. Yani her asal sayılar aralarında asal olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyor. Peki bu da tamam. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1, EKOK'u bu sayıların çarpımına eşittir. Neden dersen? Çünkü EBOB dediğimiz gibi en büyük ortak bölen buluyoruz ya. E aralarında asal sayılarında EBOB'u yok kardeşim sadece 1 var diyoruz. O yüzden en büyük ortak böleni 1 olarak buluyoruz. Çarpımı da zaten ikisinin çarparsak ben aralarında asal sayıların çarpımı ekoku verecektir. O yüzden dedim aslında aralarında asal sayı ekokutan ve ebobtan önce vermeleri daha mantıklı olur. Büyük ihtimalle bu kazanımı biraz daha ileriye atacaklardır arkadaşlar. Yani önden göreceksinizdir diye düşünüyorum. Peki iki sayının aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yoktur. Mesela 9 ve 2. Mesela 9 asal mıdır? Değildir. 2 asal mıdır? Asaldır. O zaman ben diyeceğim ki e, ikisinden birinin asal olması durumuna yok. Gerek yok ki. Hatta şöyle diyeyim. 9 e, buraya ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? 16 diyelim mesela. Bak 9 da asal değil 16 da asal değil. Ama ikisini de sadece ortak bölen ne var? 1 var. Yani bunlar ayrı dünyaların insanları kardeşim. Ortakları yok bunların. Öyle ah ya aga be yalnız kaldı bunlar. Peki ardışık sayılar aralarında asaldır. 2, 3 ardışık geliyor ya. Mesela 3 ve 5 ardışık geliyor. 3 ve 5 nasıl ardışık geliyor hocam? Doğru. 3 ve 4 diyelim. 5 ve 6 gibi düşüneceğiz. Bunlar arda geldiği için bunlar aralarında asal olacaktır. Çünkü biri tek biri çift oluyor. Sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımı bu iki sayının ebobu ve koklarının çarpımı eşittir. Bu önemli arkadaşlar. Dikkat sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımı bu iki sayının ebob ve ekoklarının çarpımı eşittir. Mesela a ve b sayısını verdim. a b sayısını ebob a b ekok a b'yi çarparsam bu sayıyı bana verecektir. Hemen sorulara bakalım. <laughs> Şimdi Demişiz ki aşağıdaki sayı çiftlerinden aralarında asal olanları bulunuz. Haydi bulalım. Şimdi bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle dememiz gerekiyor ki 1 her sayıyla aralarında asaldır. O zaman benim için A nedir? Aralarında asaldır. Peki 17 ve 24'e bakıyorum. 17 zaten asal sayı olduğunu biliyorum. Ne 2'ye bölünebiliyor, ne 3'e bölünebiliyor, ne 5'e bölünebiliyor. Hiçbir şeye bölünmüyor kardeşim. Sadece 17'ye ve 1'e bölünebiliyor. O zaman 24'e bakıyorum. 24, 2'ye bölünebiliyor. Tamam. E ama sadece 2, 24 bölünebiliyor. İkisini değerlendirdiğim için bunlar da ayrı dünyaların insanları. O yüzden bunlar da beraber olamaz kardeş diyeceğiz. O yüzden ne yapacağız? Bunları da aralarında asaldır diyeceğiz. 19 ve 18. Ha, Zaten bak bunlar ne ardarda arda gelen sayılar. 18 19. Ne dedik? Ardarda arda gelen sayılar aralarında asaldır. Asaldır. 25 ve 35. Ya kabak gibi görünüyor bu. 5'e bölünüyor ya. Yani ortak bölenleri var. Bunlar kavuşsun artık. Yani bunlar kavuşabilir. Bu aralarında asal değil. Bunları yolluyoruz arkadaşlar. Peki Buradan sonraki bak bu tür soru gelir karşınıza ya okul sınavlarında gelecektir ya öğretmenleriniz mutlaka bunu soracaktır. O yüzden Einstein zekalarınızı açıyorsunuz ve beni mutlaka e, böyle canı kulaktan dinliyorsunuz. Hemen diyorum ki 2A artı 1 ve 3B eksi 1 ayları aralarında asaldır diyoruz. Abi bak bakıyorum 21 ile 33 aralarında asal mı? İkisi de 3'e bölünebiliyor. Değil. O zaman ben bu ikisini asal yapana kadar sadeleştirmem gerekiyor. E bölüyorum ben bunu 3'e. 7 oldu. E bunu 3'e bölüyorum. 11 oldu. Bak şimdi bunlar aralarında asal oldu mu? Asal oldu. O zaman diyorsun ki dur. Dur yolcu diyorsun. O zaman diyorsun ki 2A artı 1. 2A artı 1 kime eşit? Kime eşit? 7'ye eşit. Buradan baktığımda biri ben karşıya yolladığımda artı olduğu için negatife dönüşecektir. Burası o zaman 2A'dır. Artı negatife dönüşeceği için 7'den ben biri çıkarmam gerekiyor. Buradan 2A'nın 6 olduğunu biliyorum. A'yı yalnız bırakmam gerekiyor. Bırakmam gerektiği için 2'ye bölmem gerekiyor. Eşitliğin her iki tarafında hangi işlemi yapıyorsam diğer tarafına da aynı işlemi yapmam gerekiyor. Burayı 2'ye böldüysem burayı da 2'ye bölmem gerekiyor. O zaman bu ikilerden ne yaptım? Kurtuldum, böldüm. A'nın değerinin o zaman ne olduğunu görebiliyorum. A3 olduğunu görebiliyorum. Okey. Hemen A'yı 3 olarak işaretledim. Peki devam ediyorum. B'yi bulayım. Buradan da 3B eksi 1 kaça eşitmiş? 11'e eşitmiş. He bak bu sefer negatif. Ben negatifi karşıya attığımda pozitif olacaktır. Aferin mükemmelsin. O zaman dedik ki 3B eşittir. 11 artı 1'den. 3b'nin o zaman buradan 12 olduğunu görüyorum. 3'ten de kurtulmam gerekiyor. B'yi yalnız bırakabilmek için 3'e böldüm. O zaman burayı da 3'e bölmem gerekiyor. 3'lere götürdüm. O zaman b'nin değerinin buradan 4 olduğunu görebiliyorum. E adam bana zaten 4 ile 3'ü topla dememiş mi? Toplarsam 7 olduğunu görebilirim. Tamam mı? Anlaştık mı? Karşınıza çıkar. Elbet çıkar. Dikkatli olacağız. Peki. İki doğal sayının EBOB'u 5, EKOK'u 18 ise bu sayıların çarpımı kaçtır? Neydi kuralımız? İki doğal sayının EBOB'u 5, EKOK'u 18 ise bu sayının çarpımı kaçtır? Yani ben diyorum ki A sayısımı bilmiyorum. A sayısımı, A sayısımı bilmiyorum. A ile B'yi soruyor bana. E kural neydi? A ile B'nin çarpımı EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşit değil miydi? Evet. O yüzden ben diyorum ki EBOB'u 5 ise EKOK'u da 18'di. O zaman geliyorum buradan. 18 çarpı 5 yapıyorum. 18'i 5'e çarparsam 8 kere 5 40 50. 40 daha 90 yapar. O zaman buranın cevabı 90 olur. Yani a çarpı b 90'dır diyebilirim arkadaşlar. Eğer yanlış hesaplamadıysam. bakayım. <laughs> Bir sıfır yazamadım ya. Allah'ım yarabbim. Hadi sıfır. Akış. Bravo bana be. Sıfır yapabildim. Arkadaşlar anlaşık mı? E, 18 ile ben 50 yapar. 8 kere 5 40. 90 ya tam sıkıntı yok. A çarpı b'nin 90 olduğunu görebiliyorum. Cevabımız 90 olacaktır. Evet bugün ne işledik? EBO işledik, EKOK işledik ve aralarında asal sayıları işledik. Artık bundan sonra gelsin çarpanlar ve katlarla ilgili. Oğlum ben nasıl öremem? Tamam. Şimdi arkadaşlar EBO EKOK kısmını bitirdiğimize göre sizlere tabii ki solamat kısmından ödevimizi veriyorum. Ödevimiz tabii ki sayfamıza söylüyorum ödevimizde. çarpanlar ve katları bitirmiştik. Ödev kısmını söylüyorum arkadaşlar. Sayfa 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 re kadar çözmeniz gerekiyor. Hem burada kazanım soruları var hem yeni nesil sorular var. Burada sen de kendini tespit edeceksin. Kaç tane yaptığını da şey, kesinlikle ne yapıyorsun? Yorum kısmına yazıyorsun. Eğer çözemedin takıldın mesela. Ne yapıyorsun? Burada kare kot kısmı var. Bak kare kotu var. Kare kodu okutabilirsin buradan. Çözemediğin soruları burada zaten ben hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde anlattım zaten. Oradan da çöze bilirsiniz. Evet, haydi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Diğer derslerde görüşürüz.